Formal yükün serbest atom değerlik elektron sayısından bağ yapmış atomun değerlik elektron sayısı çıkartılarak hesaplandığını öğrenmiştik. Başka bir deyişle atomun sahip olması gereken değerlik elektron sayısından atomun çizimdeki değerlik elektron sayısı çıkartılır. Şimdi bu moleküldeki oksijen atomunun formal yükünü belirleyelim. Her bağın iki elektrondan oluştuğunu hatırlayalım. Bu bağ iki elektrondan oluşur ve bu bağ da iki elektrondan oluşur. Amacımız oksijenin formal yükünü belirlemek. Oksijen atomunun serbest haldeki değerlik elektron sayısı, yani sahip olması gereken değerlik elektron sayısının 6 olması gerektiğini biliyoruz. Bundan oksijenin çizimimizdeki sahip olduğu elektron sayısını çıkarıyoruz. Bir bağdaki iki elektronu her iki atoma paylaştırdığımızı biliyorsunuz. Bu iki elektrondan birini oksijen atomu alır. Aynı şey bu bağ için de geçerli. Birisi oksijene, diğeri de hidrojene aittir. Şimdi oksijenin etrafında toplam 6 elektronumuz var. Hemen gösterelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Yani çizimimizdeki oksijenin etrafında 6 değerlik elektron varmış. 6 6 0'a eşittir. Yani oksijenin formal yükü 0. Şimdi burada tekrarlayan bir durum var. Hemen bu örüntüyü yazayım. Oksijenin iki bağı ve iki ortaklanmamış elektron çifti olduğunda formal yükü sıfırdır. Bazen bu ortaklanmamış elektron çiftleri yazılmaz. Yani molekülü bu şekilde veya bu şekilde çizebilirsiniz. Bunlar aynı molekülün farklı şekilde yazılımlarıdır. Şimdi oksijenin formal yükünün sıfır olduğu başka örnekleri de inceleyelim. Soldaki ile başlayalım. Buradaki oksijenin formal yükü sıfır. Oksijenin iki bağı olduğunu görebiliyoruz. İşte bu biri, bu da diğeri. Bu nokta yapısında ortaklanmamış elektron çiftleri yazılmamış. Ancak formal yükün sıfır olmasından ve iki bağ olmasından hareket ederek burada iki ortaklanmamış elektron çifti olması gerektiğini biliyoruz. İsterseniz bunları belirtelim. O zaman oksijenin etrafında toplam 8 elektronumuz var. Yani oksijen oktet kuralını sağlıyor. 2, 4, 6 ve 8. Sağ tarafta da oksijenin formal yükünün sıfır olduğu başka bir örneğimiz var. Bu oksijenin de iki bağı var. 1 ve 2. Bu oksijenin de iki ortaklanmamış elektron çifti olması gerekiyor. Ve yine kolaylık olması açısından buraya çizilmemiş. Ama şimdi oksijenin formal yükünün sıfır olduğunun ve oktete ulaştığının daha kolay anlaşılabilmesi için bunları belirtelim. Şimdi bunları renklendirelim. 2, 4, 6 ve 8. Bu tekrarlayan örüntüler önemli. Oksijen atomu iki bağ ve iki ortaklanmamış elektron çiftine sahipse formal yükü sıfır olur. Şimdi oksijene ait farklı bir formal yük örneğiyle devam edelim. Mesela buradaki oksijenin formal yükünü belirleyelim. Buradaki bağları oluşturan elektronları çizelim. Her bağ iki elektrondan oluşur. Bu sefer oksijenin formal yükü nedir? formal yük eşittir. Oksijen atomunun sahip olması gereken değerlik elektron sayısı yani 6 eksi oksijenin çizimimizdeki elektron sayısı. Buradaki elektronları yine paylaştırıyoruz. Oksijen buradan bir, buradan bir ve buradan da bir elektron alır. Peki şimdi oksijenin etrafında toplam kaç elektron var? 1, 2, 3, 4 ve 5. O zaman 6 eksi 5 artı 1'e eşittir. Yani buradaki oksijeni bir elektronunu kaybetmiş gibi düşünebiliriz. O zaman oksijenin formal yükü artı 1 diyoruz. Şimdi tekrar çizeyim. Oksijene bağlı iki hidrojen ve bir ortaklanmamış elektron çifti var. Ve bu oksijen formal yükü artı 1. Şimdi başka bir örüntü görebiliriz. Buradaki oksijenin 3 bağı var. İşte şurada. 1, 2, 3 bağ. O zaman 3 bağ ve 1 ortaklanmamış elektron çiftinden oluşan oksijenin formal yükü artı 1. Bu tekrarlayan örüntülerin farkına varmak önemli. Sonra hesaplamaları kolayca yapabilirsiniz. Ve bunlarla ilgili yeterince örnek çözdüğümüzde formal yükün ne olduğunu molekülü görerek anlayabilirsiniz. Şimdi oksijenin artı 1 yüklü olduğu farklı örneklerle ilerleyelim. Burada da ortaklanmamış elektron çifti kolaylık olması açısından yazılmamış. Şimdi soldaki ile başlayalım. Burada artı bir formal yüklü oksijenin 3 bağı olduğunu görebiliyoruz. İşte şu 3 bağ. Oksijenin formal yükünün artı 1 olabilmesi için bir ortaklanmamış elektron çifti olmalıdır. Bu çifti ister belirtebilir ister belirtmezsiniz. Ben belirteyim. Şimdi sağ taraftaki diğer örneğimize gelelim. Oksijen artı bir formal yüklü olduğuna göre 3 bağ ve 1 ortaklanmamış elektron çifti olmalıdır. 3 bağ şurada. 1, 2 ve 3. Yine ortaklanmamış elektron çifti çizilmemiş ama orada olduğunu biliyoruz. Şimdi onları da çizelim. Yine örüntüye bakalım. 3 bağ ve 1 ortaklanmamış elektron çiftine sahip olan oksijenin formal yükü artı 1 oluyor. Ayrıca bunun için kaç elektron olması gerektiğini bulabiliriz. Yine bu örnek üzerinden ilerleyelim. Formal yükü artı 1 olan oksijenin kaç elektronu olması gerektiğini hesaplayabiliriz. Formal yük 6 eksi olması gereken elektron sayısı yani x'e eşittir. 6 eksi x artı 1'e eşittir. x'in 5 olması gerektiği açıkça görülüyor. Bu da demektir ki oksijenin etrafında 5 elektron var. Şimdi buradaki örnekte oksijenin etrafında kaç elektron olduğuna bakalım. Buradaki elektronları kırmızıyla çizeyim. Bu bağda iki elektron var ve burada da bazı elektronlar var. Peki, şimdiye kadar kaç elektronumuz var? 3 elektronumuz var. Sadece bu üçü. Ama 5 elektronumuz olmalı. Yani 2 elektrona daha ihtiyacımız var. O zaman oksijene ait bir ortaklanmamış elektron çiftimiz olmalı. Bu yöntem biraz karışık. Ancak bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Veya sadece örüntülere bakarak sonuca varabilirsiniz. Şimdi oksijenin formal yükünü belirtmek için farklı bir örnekle ilerleyeyim. Buradaki elektronları belirtelim. Her bağ iki elektrondan oluşuyor. Buradaki formal yük, oksijenin sahip olması gereken değerlik elektron sayısı, yani 6 eksi oksijenin gerçekte sahip olduğu değerlik elektron sayısıdır. Bu örnekte bu bağdan bir elektron geliyor. Peki toplamda oksijenin etrafında kaç elektron var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 6 eksi 7 bize eksi 1 formal yükünü verir. Hemen tekrar çizeyim. Oksijende 3 ortaklanmamış elektron çifti ve eksi 1 formal yük var. Bu sefer tekrarlanan örüntü 1 bağ ve 3 ortaklanmamış elektron çiftinden oluşuyor. Hemen yazıyorum. Oksijende 1 bağ ve 3 ortaklanmamış elektron çifti olduğunda formal yükü eksi 1'dir. Az önce yukarıda hesapladığımızla aynı. İstersek zaman kaybetmemek için ortaklanmamış elektron çiftlerini göstermeyebiliriz. Bu oksijen eksi bir yüklüdür diyebiliriz. O zaman 3 ortaklanmamış elektron çifti olduğunu tahmin ederiz. Şimdi oksijenin formal yükünün eksi bir olduğu bir örnek daha inceleyelim. Buradaki oksijen eksi bir yüklü ve bir bağı olduğunu görebiliyoruz. Örüntümüz neydi? Bir bağ ve 3 ortaklanmamış elektron çifti. Zaten bir bağımız var. O zaman bu oksijenin eksi bir formal yüklü olabilmesi için 3 ortaklanmamış elektron çiftine ihtiyacımız var. Yeniden çizelim. Bu molekülün bir gösterimi böyleyken bu şekilde de gösterilebilir. Yani 3 ortaklanmamış elektron çifti belirtilebilir. İşte tekrarlayan örüntülerin formal yükü bulmadaki önemi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.